Günaydın. Normalde şimdi çok kısa özet geçeceğim çünkü normalde planladığımdan çok daha farklı bir şekilde Eskişehir'e gitmeye karar verdim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten orada paylaşmıştım endişelerimi, düşüncelerimi, fikirlerimi. Normalde ben Eskişehir'e bir gece kalmalı gidecektim. Yani 2 günümü Eskişehir'de tek başıma bu arada gezerek geçirecektim. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Canım Eskişehir'de kalmak istemedi. Ve ben günübirlik gitmeye karar verdim. Yani sabah erkenden kendim çıkacaktım. Akşam da yine kendim bireysel dönecektim. Sonra dün akşam çok garip ama annemle konuşurken bir anda anneme dedim ki yapacak hiçbir işin yok. Hem yakında annem öğretmen, okulu da açılacak. Hem okulun da açılacak. Gel beraber Eskişehir'e gidelim. Gezelim. O da kabul etti. Yani benim bir gece kalmalı tek başıma Eskişehir planım bir anda günübirlik annemle beraber Eskişehir planına dönüştü. Aslında işime geldi. Arabayla her yere rahat rahat gidip gezeceğiz. İstediğimiz gibi herhangi bir telaşımız yok. Ya da hani kendi kendime ulaşımla uğraşmayacağım. Bir de sıkılmayacağım. Ya aslında sıkılmayacağımı biliyordum tek başıma gitsem de ama annemle gezmek bir tık daha eğlenceli oluyor benim için. Öyle bir Eskişehir maratonu başlıyor şimdi. Eskişehir'e arabayla 1,5 saat, maksimum 1,5 saat uzaklıktayız. Öyle şimdilik. Birkaç gerçekleştirmeyi istediğim planım var. Şöyle bir saate bakayım. Saat 8:46. Bence ideal bir saat yolculuğa çıkmak için. Anca zaten Eskişehir'de böyle ayaklanmaya, uyanmaya başladığı zamanlarda Eskişehir'de oluruz. Şimdilik bu şekilde. Şimdi birkaç yenilikle, aslında birkaç planlamayı istediğim şeyle geliyorum size. Yaşadığım yerde benim kulak deldirme gibi bir imkanım yok. Piercing yaptırma gibi bir imkanım yok. Eskişehir'e nefes alırken ay boğuluyorum. Şimdi açık havadayım, açayım biraz.
piercing yaptırma gibi bir imkanım yok. Bu yüzden ben de bildiğim Eskişehir'de normal piyasanın çok daha altında fiyatlara yapan ve hani tavsiyeyle geldiğim, güvendiğim bir yer vardı. Bir bijuteri vardı. Orada şimdi kulaklarımı deldirdim. Onları bir göstereceğim şimdi. İlk ikisi burada. Üstteki, sol üstteki ikisi. İki tane helix yaptırdım. Önceden şuradaki tragusu, şuradaki tragusu da aynı yere yaptırmıştım. Şimdi buraya iki tane helix yaptırdım. Buradakini nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Umarım şu an gösteriyorumdur. Evet, göstermişim. Oraya da bir tane hemen kulaklığımın üstüne rook yaptırdım. Umarım rook diye okunuyordur. Yani rook bence. Burada zaten 4 tane vardı. Ankara'dayken burada 2 tane helix yaptırmıştım Ankara'dayken. Ama bir tanesini kulağım attı. İltihapla, keloidle. Bir tane helix kaldı orada. Oraya tragus yaptırmak yerine içeriye girmek istiyordum. Ve girdim. Oldum. Bir tane rook yaptırdım. İnternetten öncesinde işte dün akşam videolara falan baktım. Rook, delin videoları, helix, tragus tecrübem var ama rook birazcık beni ürkütüyordu kulağım biraz daha iç kısmında olduğu için. Hani acır mı, acımaz mı bilmiyordum ya da sonrasındaki süreci hiç bilmiyordum, endişelendim. Aslında videolara göre bir karar alsaydım kesinlikle yaptırmama kararı alırdım. Çünkü açıkçası videolarda aslında bayağı acılı bir operasyon, acılı bir olay olduğu gösteriliyordu. Sanırım bu insandan insana acı değerinden dolayı değişiyor. Açıkçası şuradaki helixlerim yaptıralı bir yarım saat 45 dakika oldu. Burası yanıyor şu an. Yani hem burası hem burası. Şu bölge şu an zaten kızardı. Burada birazcık evet yanma var. Benim helixlerim acıyor, onu söyleyebilirim. Ama çok ilginç bir şekilde hani en çok korktuğum şey rook'tu. Hani acır mı, ne yapar, yakar mı? Hiç acımadı. Ha tabii sonradan bunun acısı çıkar mı? Orasını bilemem ama şu an için yaptıralı bir yarım saat 45 dakika oldu. Rook'ta hiçbir şey yok ama iki tane helixim acıyor. Yapacak bir şey yok. Seviyorum bunu. Minik bir not düşmek istedim. Çünkü Eskişehir'e gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de gerçekten de hani kulaklarımı deldirmek istiyordum. İkisinde de yapmayı istediğim birkaç işlem vardı. Aslında istediğim ikisinin üçünü de tek seferde uygun bir fiyata acısız bir şekilde yaptırdım. O yüzden Eskişehir'de belli bir yere gelmek istiyordum. İyi de oldu aslında. Tahminimden bayağı ucuzdu. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani altın çizmem gerekiyor. Eğer helix yaptırmak isteyen, düşünen varsa aslında şu süreç çok da verimli bir süreç olmayabilir. Çünkü güneş gözlüğü takıyorum aynı anda. Üzerine bir de maske takıyorum. Hem maske hem de güneş gözlüğü birazcık bakımını, iyileşme sürecini zorlaştıracak gibi gözüküyor ama yaptırdık artık bakalım. İlk piercingimi Ankara'da işte okulu ilk kazandığım zaman bir heyecanla gidip iki tane yaptırmıştım. Helix yaptırmıştım iki tane. Bir tanesi asla yani bir tanesini asla kulağım kabul etmedi. Sürekli iltihap topladı, sürekli orada kanama oldu, iltihap aktı. Üsttekinde hiçbir sıkıntı yok ama alttaki, o alttaki şişlik gerçekten de normal boyutundan kulağımı 3 katına çıkarttı. İş böyle olunca ve düzelmeyince ben de oradaki
helix çıkartma kararı aldım. Çıkarttıktan sonra kulağım bir günde eski haline dönüverdi. O yüzden birazcık tereddütteydim. Çünkü benim cildim biraz hassas ve piercing konusunda da birazcık vücudum kabul etmeyebiliyor zaman zaman. O yüzden şimdi güzel bir bakımla bunu bu süreci tamamlamak istiyorum. Çünkü tam istediğim yerleri 3 tane yaptırdım ve üçünden herhangi birisini kaybetmek istemiyorum. Sizce helixlerin bu kadar acıması normal mi? Yani belki de iki tane çok yakın aynı anda yaptırdığım için o bölge hassaslaşmış olabilir ama bilmiyorum, sızlıyor, yanma var o bölgede, anlamadım gitti. Sağ kulağımda her şey yolunda. Beni en çok korkutan ruk sıkıntısız, sorunsuz kendi halinde takılıyor kulağımda şimdilik. Umarım başka bir sorun olmaz, şişme, iltihap vesaire.
günaydın. Ama ne yalan söyleyeyim, benim için çok da günaymış sayılmaz. Bahsetmiştim, göstermiştim zaten. Kulaklarımı deldirdim. Hem sağı hem solu deldirdim ve bunun sorununu şu an yaşıyorum. Nasıl bir sorun, ondan bahsedeyim. Sesim için kusura bakmayın sabahları ve sabahları böyle oluyor ve uykusuzluğumdan dolayı da böyle. Şöyle söyleyeyim. İki tane heliximi yaptırdığım sol kulağımda gerçekten de bir yanma var. Böyle ara ara ben buradayım diyor kendileri. Ruk tarafında, sağ tarafta herhangi bir acı yok, herhangi bir şişlik yok. Ama üstüne yatamıyorum normal olarak ve iyileşme sürecinde birazcık daha sancısız geçmesi için benim iki tarafında üzerine yatmamam gerekiyor, baskı uygulamamam gerekiyor. Hal böyle olunca ben birazcık böyle uykusuz kaldım. Hem sağa yatamıyorum hem sola yatamıyorum. Biraz sıkıntılıydı, ara ara uyandım gece. İşte helixin üstüne yattığımda acıdan uyandığım zamanlar oldu. İkinci günden şöyle bir çekeyim istedim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de çok zor. Zor olan şeyi söyleyeyim size. Buradaki saçlar bir oradan geçiyor, bir oradan geçiyor. Yani düğüm oluyor sürekli ve siz o düğümleri açmaya çalışırken gerçekten de büyük mücadele veriyorsunuz. Zaten kıpkırmızı hala. Birkaç saç telim birbirine girmiş durumda. Ellemiyorum saçımı o yüzden şu an. Burası bu şekilde. Neyse ki şanslıyım. Beni en çok korkutan rukta herhangi bir acı yok. Sadece üzerine yattığım zaman ya da işte elimi falan çarptığım zaman yanlışlıkla bir acı oluyor. O da çok normal bir şey. Olması gereken o zaten. Ama şunu anladım ki benim sağ kulağımdaki helixlerimi de yaptırırken aynı süreçten geçmiştim. Helix bölgem benim. O kepçe denilen dış kısım çok hassas demek ki benim ve acımaya çok müsait. İyileşmesi de bu yüzden biraz uzun sürecek gibi duruyor. Bitmiş bir dezenfektan kutusunu güzelce temizledim. Tuzlu su yaptım içine. Gece falan uyandığım zaman her iki tarafa da piercinglerin olduğu kısımları, arkalı önlü tuzlu su sıkıyorum. İlk üç gün yani öyle önerildi. İlk üç gün tuzlu su sık. Daha sonrasında da sıkabilirsin ama gerek kalmayacak. Eğer iyileşme süreci de baktın hala acı var, iyileşme süreci tam anlamıyla yolunda gitmiyor, o zaman Bepantol falan kullanırsın ya da en son evre antibiyotikli bir krem kullanırsın oldu. İlk 3 gün hatta 4-5 gün bu şişe benim kolum bacağım artık. Şimdilik öyle söylemek istedim. İkinci günden haber vermek istedim. İnanılmaz uykum var. 2 saatte bir uyandım. Gerçekten düz yatmak çok zor. Ben özellikle asla düz yatan birisi değilim. Size verebileceğim en büyük tavsiye, şuradan hafif ruk gözüküyor. Size verebileceğim en güzel tavsiye, önce sağı bitirin, sonra sola geçin ya da önce solu yaptırın, sonra sağ. İkisini aynı anda asla ama asla deldirmeyin. Uykunuzdan olursunuz. Acıdan daha ziyade, bakımından daha ziyade uykunuzdan olursunuz, oluyorsunuz.
Ada'daki kime? Kürüşle kanatlı bir halatanı bulur.